Biliyorum bana kızıyorsunuz, sinirleniyorsunuz. Bazen saçma sapan yorumlar da yapıyorsunuz. Bu adam hiçbir bok bilmiyor gibi yorumlar da yapıyorsunuz. Tamamen saygı duyuyorum arkadaşlar. Bunlar sizin kendi düşünceleriniz, kendi yorumlarınız. Fakat ben bu yorumları bakarak yine bildiğim yoldan şaşmıyorum. Biliyorsunuz ki her geçen günde farklı projelerle karşınıza çıkıyorum. Ama sizlerden ricam şu olayı çok iyi bir şekilde anlamanızı istiyorum değerli arkadaşlar. Hangi olayı biliyor musunuz? Kripto para sektörü artık bulunduğu raydan çıktı. Yani teknolojiymiş, blockchain'miş, almış, malmış, buymuş, işte finansal ekon bilmem ne hepsinden çıktı arkadaşlar. Burada bahsettiğim Bitcoin, Ethereum ve buna benzer kripto paralar değil arkadaşlar. Hangilerden bahsettiğimi az buçuk biliyorsunuz ve bunlarla alakalı zaten sizlere hep bahsediyorum. Diyorum ki bakın arkadaşlar dikkat edin ya, bu adam telif hakkını almadan, telif olaylarını bilmeden bir proje çıkartmış ve bunu pazarlıyor ve siz de alıyorsunuz. Bu proje tamamen dolandırıcı. İnsanlar da olaya şu şekilde bakıyor. Diyor ki ya bu dolandırıcıysa ön satışta parayı toplayıp kaçardı. Öyle değil. Bakın bu olay çok geniş bir olay aslında ama öyle değil arkadaşlar. Artık sizin paranızı alıp kaçmıyorlar. Sizin paranızı alıp kaçarlarsa bu bir dolandırıcılığa giriyor. Ama sizin paranızı alıp kaçmadan kayıtlı bir borsada listelenip size yaparsa sizin kafanızda şu oluyor. Ya bunlar zaten borsada listelendi, biz zarar ettik mantığına götürüyorlar sizi. Ama siz dolandırıldınız. Hani bunu aslında yasal mı diyeyim, yasal mı? Bir şekilde dolandırıldınız arkadaşlar. Emin Gülsürer'le Kripto Emotion'da bir olayı patlak verdi. Biliyorsunuz 3 milyon dolarlık bir Emin Gülsürer davayı kazandı. Ve bugün görüyorum, dün de aslında, dünden başladı bu olaylar. Şey diyorlar. İşte bütün kripto para fenomenleri, işte adına sanına kripto para çıkarıp piyasaya sürenler ve buna benzer kişiler. Artık ben de Emin Gülsürer gibi yapacağım. Hepinize dava açacağım. Arkadaşlar Emin Gülsürer'le Kripto Emotion olayı kripto paralarla alakalı değil. Bu olay Fethullah Gülen, işte FETÖ'cülük, teröristik olayları. Yani birine atılan, işte sen FETÖ'cüsün, sen teröristsin iftiralarından dolayı bu olay ilerledi. Ve bu olayda da emin olun ki Kripto Emos 3 milyon dolarlık bir para ödemeyecek bile. Yani şurada bir şey var. Amerika mahkemesinde bu olay gerçekleştiğinden dolayı bu adam işte Amerika'ya giremeyecek. Girse de tutuklanacak. Ve ödemeye kalksa bile 3 milyon dolardan çok aşağıları ödeyecek. Hani nereden baksanız 500-750 bin dolar arasında bir para ödeyecek. Bu adam zaten bunu 10 tane 20 tane projenin reklamını aldı mı her türlü çıkartıyor. İşte sizlerin olayı göremediğiniz kısım burası değerli arkadaşlar. Bu tip büyük kripto para fenomenleri veya buna benzer işte kripto para fenomenleri parayı kripto paralardan kazanmıyorlar. Kripto para reklamlarından kazanıyorlar. Sizler de sanıyorsunuz ki bunlar işlem açtı. Bunlar bunu yaptı. Bak adam işte buna biniyor. Biner. Çünkü dolandırdı. Yani dolandırdı. Milleti dolandırdı. Ve milletin dolandırılmasına aracılık etti. Bu adam G500'e de biner, McLaren'e de biner, gider der 20 milyonluk bir evde de kalır. Kalır arkadaşlar. Çünkü bizim insanımız bilinçsiz, bilgisiz, dengesiz. Bakın bunu açık ve net bir şekilde söylüyorum. Hiçbir şeyin araştırmasını yapmadan bu adam söyledi diye bu projeye girelim kafasındayız. Yapmayın. Gözünüzü seveyim yapmayın. Alakalı anlatacaklarım bunlardı. Kafanıza bir şey takılırsa yorumlardan sorun. Ben de size mümkün oldukça cevap vermeye çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.